Sağ olasın. Bir şey soracağım sana. Aklından geçenleri paylaştığın biri var mı? Ama olduğu gibi. Dürüst olmak zordur. Hele kendine. Kendime dürüst olduğum şeyleri paylaşırım. Kiminle? Yakınlarımla. Şu an biz yakın mıyız mesela? Hele sor. Aklından geçeni sor. Zır. Babamla konuşmayacaksın değil mi? Konuşacağım. Zır, ne olursun konuşma. Yemin ediyorum ben seni anlamıyorum. Hem dürüst ol, hem gizli iş çevirme, her şeyin açık olsun. Hem de babamla konuşma. Babamdan çekinmiyorum. Ama halam amcam biliyorsun ortalığı karıştırırlar. Hiçbir şey yapamazlar. Baban masamda oturuyor. Gördüğüm kadarıyla amcanın bir halt edeceği yok. Halanı da anam düşünsün. Sen hiç düşman görmemişsin. Nasıl görmemişim? Bütün yaz seni görmüşüm ya. Kal sen kal. Baba, sen böyle gizli iş çeviriyorsun da her gün bu yüzden benim ifadem alınıyor. Yani bir an önce bu konuya bir açıklık getirsen bence çok iyi olur. Kim alıyormuş lan senin ifadeni? O ifadeni alan kimse gelsin benim ifademi alsın. Hayır, niye saklıyorsun yani? Gençsin, özgürsün, bekarsın, yakışıklısın. İstediğinle yaşamaya hakkın da var. Kim sana ne diyebilir ki? O değil de Hazır Ali. Evlat başka bir şey. Evlat sevgisi gibi yok. Ne alaka baba? Bak hiç kimse senin gibi anlayışlı değil oğlum. Baba dur Allah aşkına baba, ne yapıyorsun, öleceğiz. Bunun için ölmeyeceğiz de başka ne için öleceğiz lan ha? Ne yapmışlar? Hazır mı herkes? Birazdan her yerden sesler gelmeye başlar. Gelmesinler. Asansörden çıkmayın. Katta biri var. Bırak o çantayı yere. Bırak yere. Duvara yaslan. Ben burada çalışıyorum. Yaslan duvara. Çantayı aç. Bu ne? Boya. Rütüş için. Ver bakayım. Tamam. Şu duvara yaslan. Biz gidene kadar bekle. Sakın hareket et. Tamam. Temiz gelebilirler. Temiz. Çıkabilirsiniz. Thank you.
Behzat abi. Şimdi. İsterseniz veririm. Canını. Kameraları hallettim abi. Hallettim abi. Enişte. Hadi daha oynama. Geldi mi diyorsun? Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Haşmet, silahlarımızı aldılar. Nasıl yapacağız? Elimiz ayağımız tutuyor. Rahat ol. Uşaklar bana bakın abi, arkadaki ayıldı galiba ha. Tekin Bey manikürü bozulmasın diye fazla vuramadı adama. Adam da ayıldı tabii. Yok babam, söylemesin dediniz diye usturuplu vurdum ben. Ama diyorsan çekeyim sağa, vurayım ağzına iki tane daha. Sana zahmet olmazsa Tekin'cim ha. Şöyle sağa çeksen, iki tane de benim için patlatsan, şu adam adam gibi bir bayılsa. Estağfurullah babam, bana sus. Görevim.
Arkadaş ben anlamıyorum ya. Şimdi biz bu adamı niye öldürmüyoruk da yanımızda götürüyoruz? Ya Hızır Reis'in bir şey söylediğim var. Konuşmuyor bizle. Hala konuşmuyor mu? Vallahi sanki biraz yumuşadı gibi reis ya. Öyle değil mi baba? Değil canım. Değil. La arkadaş, siz yazın ne yaptınız da bu mesele bu kadar büyüdü ya? Yok ya, öyle bir şey değil yani. Şey işte yani. Babam sağdan mı girelim yoksa düz mü gidelim? Sağdan gir Tekin. Gerçi düz daha yakın ama. İstediğin yerden git Tekin. Yeter ki beni eskitme. Al işte çevirme var. Yaptığın iş mi lan senin gerizekalı? Vallahi yaptığım iş değil. Keşke sana sormayaydım. Ne halt edeceğiz şimdi? Basıp geçeyim mi Tufan abi? Sakın Tekin, sakın. Bunlar trafik değil, asayiş. Ellerindeki aletlere baksana. Kafamıza mermi yağdırır vallahi bunlar. Tekin bir şey olursa olayı sen üstlenirsin. Üstleneyim de babam. Ne diyeceğim? Biz bir halı çaldı. İçinden bir adam çıktı. Adamı da tanımıyoruz mu diyeceğim. Tekin, evladım sen hemen inme. Arabada biraz oyalım, tamam mı? Zamanı gelince gazlarsın. Merhabalar, uygulama yapıyoruz. Merhaba, uygulama için gerçekten çok güzel bir gün değil mi memur arkadaşlar? Lütfen araçtan aşağı iner misiniz? Sen kimliğin lan? Kolay gelsin. Ulan zaten seninle yola çıkan da kabahat. Lan nedir senin bana verdin bu eziyeti? Manyak mısın sen ya? La öldürürüm seni var ya, öldürürüm ha! Ya sen kim öldürürsün? Kim öldürürsün? Kim öldürürsün? Kim öldürürsün? Ya bunlar yine birbirlerine girdiler komiserim. Ben az şöyle ileri çekeyim de araba zarar görmez. Bak, tutma beni, devletin memuruna saygısızlık yapmak istemiyorum. Beyefendi. Bir şikayetiniz varsa arkadaşlar sizi karakola götürsün. Aksi takdirde hakkınızda işlem yapacağız. Yok kardeşim ya, ne şikayeti ya? Biz kardeş sayılırık. Küserük de barışırık da, öyle değil mi? He? Biz kardeş sayılırık, küserük de barışırık da. Barışmıyorum ben seninle, kafa attın sen bana. Ulan Boran! Anlamam kardeşim. Benim gözüm döndü, babamı tanımam bu saatten sonra. Şikayetçiyim senden, karakola gidiyorum. Şikayetçiyim kardeşim, karakola gidelim. Lan Alparslan, bu yanlış adamı vurmaz değil mi? Ben de aynı masada oturuyor olacağım. Merak etme amca, istediğin ölecek. Sen yeter ki zamanını bildir. Anlayacaksın. Zamanı geldiğinde anlayacaksın. Baba Feyyaz Bey geldi. Buyursun. Ne var? Yok bir şey. Sen bir şey söyleyecekmişsin gibi geldim. Söyleyeceğim. Ne zaman? Zamanı gelince. Niye? Ben bu aileye güvenmiyorum. Güvenme. Amcana güven amcana. Hiç kimseye güvenme. Peki amca. Güzel karşılama. Merhaba Hızır Reis. Hoş geldin Feyyaz'ım. Hoş bulduk. Alparslan'cığım. Feyyaz Bey. Vay, sonunda yaptık ha. Yaptık. Büyük iş. Ne zaman deneyeceğiz? Yakında, çok yakında. Sen topladın mı müşterilerini, misafirlerini? He, toplamasına topladım da... Sabahtan beri enteresan şeyler oluyor Hızır Reis.
Hani adamlar dünyanın dört bir yanından geldiler. Güvenlikleri için biraz tedirgin oluyorlar. Ne demek o? Duymadın mı? İki büyük cinayet işlenmiş. Ölenler de önemli adamlar. Aslında üç büyük cinayet. Ha tabii, bunun sizin toplantınızla bir alakası yok. Yolda anlatırım. Bak Hızır Reis, akşam görüşeceğimiz adamlardan herhangi birine bir zarar gelecek olursa... Ben herhangi birine zarar vermem. Feyyaz'ım. Hı? Amca ben de geleyim mi sizinle? Karın hamile oğlum, karın. Biraz ilgilen, yemeğe çıkar, bir şey yap. Ne düştün lan peşime? Siz dönünce masa toplanmayacak mı? Toplanacağız da geç saati bulur. Abin nasıl, iyi mi? Gelebilecek mi gece? Gelir gelir. Siz akşam görüşmenizi yapın, sonra ben toplantıya gelirim biz. Bu güzel akşam yemeğini neye borçluyuz hayatım? Hızır amcama. Anlamadım. İlle de tutturdu, sen niye Özlem'i yemeğe çıkartmıyorsun? Niye Özlem'le ilgilenmiyorsun diye. İlgileniyorum. Ben karımla çok güzel vakit geçiriyorum dedim. O zaman yeğenimle de ilgilen dedi. Sence hangisine daha çok sevinir? Yani kız mı olsa, erkek mi olsa? Ha. Kız ya da erkek ayırmaz o. Onun meselesi çoğalmakla ilgili. Peki ne yapacak? Yani bundan sonra başka biriyle falan evlenir mi yoksa yalnız mı yaşar? Hızır amcam ve yalnızlık. Bu neredeyse imkansız gibi bir şey. Hani gördüğün gibi ola ki bir gün yalnız kalır diye hepimizi aynı evin içine topladı. Yani ben halimden memnunum da. Bak bak Elti'ye bak. Dedikodu mu yapacaksın? Ömür'ü mü kastediyorsun? Yani yok. Ya Ömür de halinden memnun da. Ben İlyas amcandan bahsediyorum. Ah. Oho İlyas amcam. Olay çıkaramadığı yerde mutsuz olur. Maalesef. O evde babaannemle Hızır amcamdan sıra ona gelmez. Ne oldu, bir şey mi oldu? Hızır amcam toplantıya çağırdı insanları. Bu gece mi? Hmm. Yemekten sonra Faruk seni eve bıraksa olur mu? Olur tabii, yani istiyorsan şimdi kalkalım. Yo yo, ben insanlara haber verip geleceğim. Hı? Peki, sen işine bak. Teşekkür ederim. Ben sonra alayım, soğumasın. Tabii efendim. Sağ olasın. Fotoğraflar geldi mi? Geldi abi. Hepsine mi sıkılacak? Saçmalama. Bunu yükle.
Beyler, sizi bir araya getirmekten çok mutluyum. Hızır Çakır Beyliği'nin ürettiği bu silah tüm bölge için çok kıymetli. Tabii ki sizin de bu ticarete katılımınızla dev bir konsorsiyum oluşacak. Silahın özelliklerini sır gibi saklıyorsunuz. Denemediğimiz ve görmediğimiz bir şeyin üstüne nasıl yatırım yapacağız? Özelliklerini anlatayım. Üretilen bu silah mekanik ve elektroniğin ulaştığı teknolojideki son nokta. 4 kilometre menzili var. Hava şartları ne olursa olsun. Yağmur, kar, fırtına, sıcak, soğuk. Gece, gündüz fark etmez. Hedefin fotoğrafını silahın sistemine yüklemeniz yeterli. Hatta silahın hedefi görmesi bile gerekmiyor. Girilen koordinatla merminin içindeki çip hedefi hareket halinde bile bulup vurabiliyor. Füze mermi yani. Aynen öyle. Fakat bu dediğiniz bizim üretimimizdi. Sizin üretiminiz. Çalın çalın. Dünyanın neresinde fikir, neresinde akıl varsa hepsini çalın. Ondan sonra sizin üretiminiz olmuş olsun. Ha? Peki üretiyor musun şu anda? Henüz değil. Ben ürettim. Bitti. Şimdi almak isteyen var mı? Onun için buradayım. Biz alırız. Siz kaç adet teslim edebilirsiniz? Size ne kadar lazım? Ben yanlış mı gördüm? Listedeki fiyatlara göre mermileriniz neredeyse silah kadar pahalı. Doğrudur. Ben mermiden para kazanıyorum beyler. Silahlar size hediyemiz olsun. Yani sen mermi vermezsen silahlar oyuncaktan öte bir şey değil. Hızır Reis, Habban Bey benim çok özel bir dostumdur. Kendisi ve ailesi sadece Lübnan'da değil, tüm bölgede çok etkin ve saygındır. Sizi ve ailenizi duymuştum. Arşivler Osmanlı'ya ilk ihanet eden ailelerden olduğunuzu söylüyor. Siyaset değişir Hızır Reis. Hatta sistemler de. Devlet de değişir. Ama ilişkiler ve güç gerektiğinde ihanet edebilecek kadar ticarete inanmış insanlara verilir. Ben de senin ve ailenin böyle olmadığını biliyorum. Duygusal düşünen, dar kalıplarından çıkamayan lokal bir insan olduğunu hep duymuşumdur. Doğru duymuşsun. Silahlarımı bana, aileme, özellikle memleketime çevirebilecek kişilere, şerefsizlere satmam. Ha, olur ha. Silahlar birinin eline geçti diyelim. Hırsız mı yok, şerefsiz mi yok? Çok. Mermi bende. İşte o zaman o bana çevrilecek olan silahlar oyuncak olmaktan öteye geçemez. Evet beyler. Ticaret yapacaksanız benim şartlarımla yapacaksınız. Beni buraya kadar boşuna yordun Feyyaz. Ben sana beni o kendini tüccar zanneden faşistle aynı masaya oturtma dedim. Faşist sensin şerefsiz.
Lütfen beyler, lütfen. Beni dinleyin. Benim dinleyecek bir şeyim kalmadı. Benimle ticaret yapmak isteyenler elini kaldırsın. Benim teklifim şu. Benimle ticaret yapmak istemeyen ölsün. Bu sayede herkesin gözünün önünde silah test etmiş olduk. Sipariş vermek isteyenler Feyyaz Bey ile görüşebilirler. Garsonu çağıralım hemen. Yemeğini getirsin. Tatlıyı paylaşsak olur mu hayatım? Aç karnını. Masada yerim ben. Çok güzel. Ya bırak İlyas. Konuşmayacaksa konuşmasın canım. Ben derim ki numaradan yaptım. Polisleri şaşırtmak için. Bu hala diyor ki yok ben giderdim da yatardım da. Bay sen bana nasıl kafa atarsın? Ya ben sana vursam hoş olur muydu ya? Allah Allah. Sabahtan beri hep bahane hep bahane. Ya oğlum eğer bir bela savacaksa olur tabii. Niye olmasın? Tamam. Bir dahakine denk gelelim. Bak ben sana neler yapıyorum Tufan'a. Hele bir denk gelelim de. Ben senden bir daha aynı arabaya binerim de sanki. İyi de Boran polise gitmek ne demek? Bir şikayetin varsa gelirsin burada hallederiz kardeşim. Tamam Behzat, sana kafa attıklarında öyle yaparsın. Ne olduysa oldu, bitti gitti işte ya. Bir öpüşün de barışın, hadi kalkın Allah aşkına ya. Masamızda artık başkaları oturuyor. El aleme rezil mi olacağız yani? Aynen öyle işte. Masamızda başkaları oturuyor. Bu kimin ayıbı? Hızır Reis'in ayıbı. Sabahtan beri onu indir bunu kaldır sebep masada öğreneceğiz. Niye bilmiyoruz. İlyas, bir şey diyeyim mi sana? Ha bu konuda bu haklı. Tamam, siz öpüşüp barışın. Söz veriyorum, ondan sonra da ben size hak vereceğim. Allah'ım yarabbim, ya Resulallah. Yalnız iyi yerleştirmişim ha. Tufan ağa. Tabii canım, istemeden oldu. Tamam, küslük olmaz. Gel öpüşelim haydi. Haydi. Şimdi ben asıl soruma gelebilir miyim? Hızır Reis bunu öldürmeyin dedi. Siz de aranızda vuruştunuz, polisleri atlattınız. Tamam da bu Tekin adamı niye öldürmüş? Abimin fantezileri işte. Ne yapacaksın? Yok getirin gözüne bakacağım, yok getirin konuşacağım. Abim eğer sorarsa vurması gerekiyormuş ki vurmuş, bitti gitti işte ya.
Hızır seninle konuşmaya başladı mı? Hangi ara fırsat bulup da bunları anlatacaksın ona? Bir ara Tufan ha, bir ara. Babamlar geldi amca, sizi çağırıyorlar. Hadi. Hızırcığım, Feyyaz dedi ki toplantıda müttefikimiz olan bir dostumuzu öldürmüşsün. Kimmiş o? Habban. Lübnanlı Habban'ı. Evet. Bugün bütün ölenler bir yana da reis. Bu iyi olmamış sanki. Niye Rafet? Bütün bölgede akrabalıkları olan çok büyük bir aile. Ünal Bey'in bu durumdan haberi var mı? Çok istiyorsan arar şikayet edersin Rafet. Hele bir sor bakalım niye öldürmüş? İşte ben de tam o yüzden buradayım. Feyyaz bunu söyleyince yanlış bir iş olmuş diye düşünmüştüm. Ama sonra dedim ki Hızır yapmışsa vardır bir bildiği. Bugün bulunduğum o toplantıda yeni silahımız için pazarlık yapılıyordu. O Habban denilen adamı öldürmeseydim hiç kimse bizimle ticaret falan yapmazdı. Ama söylediklerinizde sonuna kadar haklısınız. O herif çok güçlü ve etkili biri idi. Ben de diyorum ki o ölmeseydi kimse bize sipariş vermezdi. Peki kardeşim Feyyaz ben çıktıktan sonra ne kadar sipariş aldığını da söyledi mi? Evet. Miktara şaşırmadım diyemem. Ya ne kadar, ne kadar? İlk sevkiyat 50 konteyner. İyiymiş. İyi miymiş? He. O kadar silah dünyada öldürmeyeceğin adam yok. Ya iyiymiş, kötüymüş. Biz şimdi bu sabahtan beri niye bu kadar adamı öldürüyorduk anlasana bunu. He? Hadi bunları anlatmayız. Bari burada anlat bize de. Hızır amcamın da dediği gibi. Eğer bugün sizin öldürdüğünüz adamlar yaşıyor olsaydı şu an alternatifimiz olacaklardı. Yani böyle bir sipariş alamazdık. Nereye alamayız? Nereye? Silah bizim, silah. Ya diyelim ki elimizde 100 konteyner mal var. Biz bunları satacağız. Satacağız da alan olmadıktan sonra satan yani satan ne yapsın? Yani onu demek istiyor Alparslan. Biz bu adamlarla baş edemeyiz Hızır Reis. Yani diyelim ki baş ettik. İstihbarat servislerini ne yapacaksınız? Habban ve ailesinin arkasında bütün gizli servisler var. İyi ya, ne güzel işte. Bu vesileyle gizli saklı ne varsa ortaya çıkar. Servisler dahil. Sevmem ben Feyyaz. Sevmem. Gizli saklı hiçbir şeyi sevmem. Dost da düşman da açık olacak. Ünal Bey yokluğunda ne yaparsanız yapın ama beni CIA ile karşı karşıya getirmeyin demişti. Rafet. Bazı işler Ünal Bey varken olmuyor. Benim işim savaşmak. Ünal Bey'in işi savaşlardan rant sağlamak. Kayman Adaları'ndaki hesabımıza Feyyaz'ın aldığı siparişlerden paralar yatmaya başlayınca
Ünal Bey'in söyleyeceği tek şey, iyi, böyle devam edin olacak. İyi de adamlar parayı yarın yatıracak Hızır Reis. Bu durumda Habba'nın ailesi duruma müdahale etmezse. Kim bu Habban kim? Hayır, onu söyleyin biz de öğrenelim. Burada böyle masada boş boş hiçbir şey yapmayıp oturacağımıza gidelim en başından temizliğimizi yapalım. Bu kadar sipariş aldığımız yerde kim yanımızda, kim karşımızda? Görmeden kim dost, kim düşman bilemeyiz. Ben savaşı başlattım. Ama cepheler henüz belli değil. Yani bu masada tabii gene abim ne derse o olur ama ticaret bir yana biz bu gece dostlukları kaybettik. Habban ailesiyle olası bir savaşta biz aile olarak bu savaşın içinde olmamalıyız. Feyyaz, bu masada oturuyorsak ailemiz buradadır. Dostlarımız dışarıda. Dostlarımız bir gün düşmanlarımız olabilir. Ben her zaman aileden yanayım. Hızır ailemiz adına bir karar vermiş. Ben o kararın arkasındayım. Onunla savaşan benimle savaşır. Eyvallah İbrahim Bey. Evet beyler, toplantı bitmiştir. İbrahim Bey, müsaitsen biraz özel konuşmak isterim. Tabii ki. Amca. Babam dedi ki eve geçsinler. Konuşacaklarım var. Zaten aynı evde yaşıyoruz oğlum. Nereye gideceğiz başka? Konu ne? Amca aile meselesi dedi. Özelmiş yani. Özel. Sen bilirsin lan. Neymiş bu özel mesele? Ne bileyim amca. Behzat. Sen de gel bizle. Sen şimdi bacını özlemişsindir. Vallahi hiç kusura bakma İlyas. Tatil çoktan bitti. Fırçası bir türlü bitmek bilmedi. Ben yarın sabah gider görürüm bacımı. Konu Feyyaz'la mı ilgili? Hayır, tamamen benimle ilgili. Dinliyorum. Bu yaz çocukları görmeye Londra'ya gittim. Orada kızınla tanıştım. Tamamen tesadüf. Burada da görüşmeye devam ettik, ediyoruz. İçeride de söylediğim gibi ben gizli iş çevirmeyi sevmem. Bütün bunların hepsini bil istedim. Bu konudan haberim var. Hazır. Bir süredir bana bir açıklama yapmanı bekliyordum. Eğer biraz daha gecikseydin, sana başka gözle bakardım. Eyvallah. Madem görüşüyorsunuz, buluşuyorsunuz. Belli ki bana açıklama yapmak için zamana ihtiyacınız vardı. Bir karar verdiğinize göre bunun adını koymak gerek. Eğer Hayriye Hanım da müsaitse
Yarın akşam bize buyurun, bu işin adını koyalım. Ben açıkçası bunu biraz daha zamana yayayım. Bak Hızır. Feyyaz ve yeğenlerim bu türlü işlerde biraz hassastır. Eğer kurduğumuz ilişkilerin kötüye gitmesini istemiyorsak, bu hayırlı işte acele etmemiz lazım. Hı? Eyvallah. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk Adnan. Zafer abi. Hızır abiler geldi abi. Anlaşıldı Adnan'ım. Hızır Reis giriş yapmış Bildaş Hanım. Hoş gelmiş, sefa getirmiş. Adam kendi evine gelmiş. Sen niye rüzgar yapıyorsun anlamıyorum ki. Ben herkes fırtınaya hazırlıklı olsun diye şey yapmıştım. Hoş geldin reisim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Mine. Abi buyur. Siz buyurun siz. Anam nerede? Kat çemli odadalar dayı. Haber ver de gelsin. Tamam dayı. Abi konunun anamla bir alakası yok. Bırak kadınlar orada dursun. Biz gidip şurada konuşalım işte. Bu konunun herkesle alakası var İlyas. Herkesle. Belli ki konu işle ilgili değil. Biliyoruz. Maalesef bitmeyen bir konumuz var. Bilmiyorsunuz İlyas. Bilmiyorsunuz. Hiçbir şeyi bilmiyorsunuz. Ama isterseniz o konuya döneyim. Aman aman yok, gerek yok. Karnın aç mı abi? Bir şeyler hazırlayayım mı? Bir konuyu duyalım da ona göre hazırlarsın. Hayatım öyle değil mi abi? Bence siz tatlı yiyin. Allah Allah. Kahve yapayım abi. Kahveyi daha sonra içeceğiz Özlemciğim. Sen ne sırıtıyorsun lan? Bu kesin konuyu biliyor. Nedir olay? Konuyu biliyorum amca. Söyle. Anlatacağım da anlatacağım. Ananı ayağına çağırmak nedir uşağım? Ana şimdi hepimiz senin odana sığmayız diye çağırdım. Kusura bakma. Ne oluyor? Bu nasıl bir dedikoduymuş ki benim odama sığmay? Konu bu yaz olanlar. Ya bir illallah de Hızır ya. Yine mi aynı mevzu? Biriniz daha lafımı keserseniz gerçekten o mevzuya döneceğim. Hakikaten ha. Bir susmadınız gitti ya. Bir adamı konuşturun Allah aşkına, bir izin verin ya. Buyur abi. Sağ ol İlyas. Yazın ben sizi ezmeyeyim diye bir ara Londra'ya gittim ya. Ömer Mümer bahanesiyle. Sen başka yere mi gittin? Bize yalan mı dedin? Yok ana, gittim.
gittim. Torunlarını da gördüm ama onun dışında başka bir gelişme oldu. Bir kadınla tanıştım. Kadın derken dayı? Aslında kendisini tanımıyorsunuz ama ailesini tanıyorsunuz. Kimmiş? Kimlerdirmiş bu tanıştığın kadın? Meftunların kızı. İbrahim Meftun'un kızı Sevda. Melike Hanım'ın yeğeni. He hanım. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, tamam. Bir saniye. Şimdi her şey aydınlığa kavuşacak. Bu İbrahim Meftun dediğim, hani bizim masamızda oturan Meftun. Kardeşi Feyyaz olan, değil mi? Hani bu bütün yeğenleri baştan aşağı şerefsiz olan Meftun, değil mi? Evet amca, tam olarak ondan bahsediyor. İyi tamam, neyse Reca. Bize ne? Meftun'un kızıyla ne yaşadıysan yaşadın. Zaten ne olabilir ki ya? Yarın kız istemeye gidiyoruz. Hızır, Allah aşkına. Aldın bizi burada karşına sinir etmeye. Ne kız istemesi? Yüzümde hiç dalga geçer gibi bir ifade görüyor musunuz? Vallahi yok dayı. Ben de daha bugün Alparslan'a abin evde hep yalnız mı yaşayacak demiştim. Vallahi çok sevindim. Tebrik ederim. Oh be Hızır abi. Mutluluk senin de hakkın yani. Demek ki bu kocaman eve hepimizi bu yüzden taşıdın. Çok tebrik ederim. Sen neyi tebrik ediyorsun ya? Siz neye seviniyorsunuz? He? İlyas, Hızır abinin mutluluğu hepimizin mutluluğu. Sen niye böyle tepki veriyorsun hiç anlamadım. Ne demek anlamadım? Ömür, hadi diyelim sen anlamadın. Bunlar da mı anlamadı? He? Siz neye böyle atlıyorsunuz ya? He? Alparslan, bir şey söylesene. Biz masada abimin gözünün içine bakmıyor muyuz? Bu adamlarla ilgili bir şey söylesin de biz de gidelim bunların gırtlağına yapışalım diye. Yani ben kızı tanımıyorum. Ama ailesi hakkındaki fikrimi Hızır amcam biliyor. Güvenilecek bir aile değil. Ama İbrahim Bey'e ve kızına bir şey diyemem. Bir dakika, bir dakika. Siz masaları karıştırdınız galiba. Burada bir oylama yapmıyoruz. Fikrinizi almak için söylemedim. Yarın Meftunların kızı Sevda'yı istemeye gidiyoruz. Ona göre hazırlığınızı yapın. Ben herhangi bir hazırlık yapmam. Çikolata çiçek yapın diye söylemedim. Yarın benimle geleceksiniz. Bir işiniz olmasın diye söyledim. Ben gelmem. Ne demek o? Ben seninle gelmem. Abi kusura bakma. Ömür'ü de göndermem. Ha, bu ikisini de yollamam. Bana kalırsa şunu da yollamam. Ama belli ki işin başından beri seninle birlikte bütün sırlarına ortak. Ne hali varsa görsün. Tamam lan. Tamam. Gelme. Hiçbiriniz gelmeyin. Ben tek başıma anamı alır giderim. Tamam. Analar uşakları için cehenneme bile gider. Git ana, git git. Gidin de ana oğul yanın. Kalk ana, kalk. Kabahat bende ki bunları karşıma aldım konuşuyorum. Evet abi. Maalesef karşını aldın. Thank you.
Hatice, biz de gideriz değil mi? Ben kızı çok merak ettim. Ya bir sus şimdi, dur. Ne diyor öyle? Bana laf düşmez ama biz de gitmeyelim diyor. Haklı. O kim ki ona laf düşsün? Yürü Ömür. Dedemin lafının üstünde laf demem. Hele başkasının yanında. He ana, bilirim. Hele de bu ne iştir? Dedim yani, hayırlı iştir. Ben kiti tanımıyorum. Diyelim ki o kısmı hayırlı. Ben hayırsız kısmını diyorum. O halası olacak Melike denen o yılanı diyorum. Ana, Melike'yi istemiyoruz da yeğenini istiyoruz. Uşağım, yeğeni de doğun. Bu yılanın koynunda büyümüş. Bugüne kadar zehirlenmediyse o da yılan olmasın diye soruyorum. Ana sen, ben seni küçükken efsunlattım. Sana bir şey olmaz. Ne yılanın, ne çiyanın zehri sana bir şey etmez demedim mi? Ha, diyorsan ki ben Melike'den korkarım. Sana bir şey edemezlerse bana ederler. Onu bilmem. Tövbe de. Ben kimseden korkmam. O benden korksun. Hı. Ben de öyle düşünmüştüm ana. Buyursunlar gelsinler İbrahim. İyi niyetli olanlara kapımız açık. Ben Hayriye Hanım'ı tanırım. Zor bir validedir. Çok gelin eskitti. Bunları yeğenime kıyamadığım için derim. Ama yeğenim, arkamda halam var. Beni kimse ezemez diyorsa, bırakın Hayriye Hanım'ı. Düşmanımın oğluyla evlense, saçının teline zarar gelmesine müsaade etmem. Sevda, bir şey de ki ona göre biz de son lafımızı söyleyelim. Amca, tamam her şey çok çabuk gelişti ama... tabii ki babam ve sizin de rızanız olmak kaydıyla. Ya yine çok acele etmeden bu iş olsun isterim. Acele etmeden diyorsun da biraz daha müdahale etmesem... ecelinle ölmezdin kızım. Ben öyle arkasından söz laf ettirecek bir adam değilim. Hemen yarın bu işin adı konulacak. İmza konusunda isterseniz acele etmezsiniz. O sizin konunuz. Öyle değil mi Feyyaz? Değil abi. Nasıl değil? Değil abi. Kusura bakmayın. Ama ben bu işe karşıyım. Çünkü Hızır'ın hesabı başka. Daha bugün gözünde gördüm, bugün. Bak, adamla yan yana oturuyoruz. Ben orada bir ticaret yapmaya çalışıyorum. Tuttu yanımdaki adamın beynini dağıttı. Bana haber vermeden ve hiçbir şekilde denge gözetmeden. Bana kalsa ben Hızır'la ticaret bile yapmam. Ama siz tutmuş akraba olmaktan bahsediyorsunuz. Feyyaz,
Abi ne diyorsa o. Bu ailede büyüğün sözü geçer. Peki ablam. Abi, dışarıda bekleyenler var. Bir müsaade etsen de gidip görüşsem. Hı hı. Hala. Çok kızarsın zannediyordum. Ama bana destek olduğun için çok teşekkür ederim. Tabii destek olacağım. Ben ne yaptıysam bu ailenin mutlu olması için yaptım. Gerçekten çok üzgünüm. Bak plan böyle değildi. Oranın çıkışında Hızır ölecekti. Ama tuttu, abini öldürdü. Ben de hiçbir şey yapamadım. Söyledim. Abbana söyledim. O toplantıya sen gitme dedim. Neymiş Hızır'ı aşağılayacakmış. Neymiş? Abimin kanı kurumadan Hızır'ın elini öpen o köpeklere hava atacakmış. Erhan, söylüyorum ya sana, plan bu değildi. Her neyse, olan oldu. Yarın Hızır ve ailesi buraya gelecek. Ne sebeple? Ne yapacaksın sebebini? Hazır onlar buradayken depolarını bul. Oraya git. Silahlarla mermileri al, gerisini bana bırak. Hızır'ın bütün ailesi buradaysa ben niye depoyu basıyorum? Buradan çıkışta hepsini bitireyim işte. Bak Behram, böyle bir şey yaparsan beni de yakarsın, kendini de yakarsın. Amacımız abin gibi ölmek değil. Bir fark koy Behram, bir fark koy. Sen silahları al. Üstüne pazarlığı ben yaparım Hızır'la. Ha, anlaşamadık. Oturduğu yerde öldürürüz. Ama silahlar bizde olmalı. Depolarında kimse yok muymuş bunların? Ben söylüyorum ya, ailesi burada olacak. Ha, olsa olsa 3-5 tane zibide olur. Onları da öldürür geçersin. Ben sepet almıştım halde. Anahtarı ver bana. Ben suçladım halde. Ya hele ki ben hallederim. Sağa yer yok. Hadi. Anlaşıldı Hayriye Hatun. Gelinlerin yanında konuşmamak için dedikodu arabasına bindik. Hele de be Emine Hanım. Sen bu sevdadenin kızı gördün mü hiç? Görmüşlüğüm yok. Zaten kız burada değil, yurt dışında yaşıyor. Hı hı. Ama Melike Hanım'ı iyi bilirim. Ne demek iyi biliyorum?
Nesi iyiymiş? Yani iyi tanırım demek istiyorum. Ayrı annem Hızır abim bu kıza yanık mı değil mi onu soruyor Emine abla. Allah Allah. Oğluna sorsan Ayrı Hatun niye bana soruyorsun? Ne desem inadıma cevap verir. Hızır'a şimdi hiçbir şeyden olmaz. İyi uşağım. İyi olacak. Sen nasıl değilsen öyle olsun. Denilmek lazım ki onun dediği olmasın. Hayırlısı olsun. Öyle. Mine. Buyur anne. Hadi git o yumurtaları topla. Hangisi vermiş hangisi vermemiş iyi belli. Belleyince ne olacakmış? Belli ki canı tavuk çekmiş. Yumurta vermemesi bahanesi olacak. İlahi Ayriyat. Senin bu kardeşin tipi ne kalt etmeye yurt dışına gitmiş. Bak şimdi ha buraya olaydı. Bu iş nedir ne değildir haberini alırdık. Aman tipinin dediğine mi inanacağız? Beyimiz mavi turdaymış. Kruz gemisine binmiş dünyayı gezecekmiş. Deniz ona çok iyi geliyormuş. Aylardır bir kere sormadı abla nasılsın ne haldesin diye. Niye? Sen iyi değil misin? Ya iyiyim onun için demedim. Niye iyisin? Onu da bahsen. Allah Allah. İyiyim diye hesap mı soruyorsun Ayrı Hatun? Kötü mü olayım? Kötü olma da. Bu ara Emir'le fiskosun çok. Ne oluyor Emine Hanım? Ya kız yeni evli. Bir ablaya ihtiyacı var. Dertleşiyoruz. Bir şey olduğu yok. Ayrıca şimdi konu ben miyim? Allah Allah. Hayri Hatun, Melike geliyor, Melike. Vallahi kız iyi midir, kötü müdür bilmiyorum ama... ...o halasıyla sen nasıl savaşacaksın onu düşün. Biz ailemiz savaşmayı iyi bilir. Bugüne kadar görünmeyen şeytanlarla savaşıydım. Ha bundan sonra da görüneniyle savaşırım elbet. Anne ne oldu? Niye durduk ya? Çünkü biraz ayva topla. Abla şunu bir tutar mısın? Hayır ya Hatun. Ya. Aa, ne oluyor anne? Nereye gidiyorsunuz ya? Genç kızsın. Yürüyerek de gelebilirsin. Vallahi benim abim böyle bir şeye kalkışacak. Tepkim çok daha aşırı olurdu yani. Ben de gidip de herhalde Sevinç'ten abimin boynuna sarılmadım Behzat. Yani sarılmamışsın orası belli de. Seninkisi pasif bir direniş. Neymiş? Gelmiyoruz istemeye. Gitme İlyas. İki güne kız gelecek zaten. Sen böyle havalı havalı konuşuyorsun da... ...Haşmet abim böyle bir şeye karar verecek olsa sanki sana laf mı düşer? Ömür bana laf düşer demiyorum. Ben pasif bir direnişçi değilim. Benim tavrım çok daha aktif olurdu yani onu diyorum. Misal? Evi terk ederdim. Evi terk edersin. Behzat. Yanlış anlama da bak kaç yaşına gelmişsin. Bekar bir adamsın. Zaten senin gidip ayrıca bir ev tutman lazım. Belki de abin ben olmasam bu adama kim bakacak, kim önüne yemek koyacak diye evlenmiyor. Şu anda konu benle abim mi İlyas? Konu benle abim değil. Konu bu ailenin geleceği.
Konu eğer bu ailenin geleceği ise sana ne Behzat? Ne demek bana ne? Yarın öbür gün bacımı alıp bize gelmeyin de... yok efendim abim kovdu, kalacak yerimiz yok diye. Demeyiz. İnan bunu demeyiz Behzat. İyi. Tamam. O halde benim için bir problem yok. Ben Hızır abinin mutlu olmasını isterim. Tabii mümkünse herkesin. Amca, tepkinde haklısın. Ama bildiğim bir şey var. O da... böyle durumlarda Hızır amcamı yalnız bırakmamak lazım. Çark mı ediyorsunuz şimdi? Hı? Fikriniz mi değişti? İlyas abi, ikimizi bir tutma. Yani ben bu evin en küçüğüyüm. Sizin ilişkilerinizle ilgili en küçük bir fikrim bile olamaz. İlyas, siz bu polemiği devam ettirecekseniz buyurun ettirin. Özlem'in de benim de sizin aranıza girmek gibi niyetimiz yok. Açıkçası bu akşam siz o kız istemeye gitmeyeceksiniz dediğiniz için değil. Hayri anne gelmenize gerek yok dediği için gitmiyoruz. Bilmem anlatabildim mi? İlyas. Bunlar at mı biniyorlar karı koca? Evet, Hızır Reis'in çiftliğinde atları var. Sağ olsunlar koşturuyorlar. Hoş geldin Behzat. Hoş gelmişsin. Nasıl atacağım? Dediğim kadar var değil mi? Evet, var var. Daha fazlası da var da şimdi neyse. Maşallah Ömür Hanım at hastalığını bu eve de bulaştırmış ha. Ömür'ünki gene iyi sevgiden. Kocamınki doğuştan, ne yapsan geçmiyor. Neyse, ben bir müsaadenizle üstümü değiştireyim. Enişte gel. Eyvallah. Behzat. Sen ne diyorsun bu sevda meselesine? Sevda mı? Ne sevdası? Bilmiyor musun? Sevda kızın adı, onu diyor. Ha, yok canım ben ne diyeyim? Hayırlısı neyse olsun. Niye evde oturuyorsunuz? İşiniz gücünüz yok mu sizin? Biz akşam hazırlık yapıyoruz. Hadi, hadi herkes kendi işine baksın da. Tamam ana, tamam, tamam. Alfas. Buran haber ver, biz de buradan depoya gidiyoruz. Tamam amca. İlyas. Ben burada kalayım. Hani teyzemleri götür getir. Biri kalması lazım mecbur. Tabii tabii mecburen. Ama yok, gitme diyorsan. Yok yok, git git. Meraktan ölmeni istemeyiz sen işte. Ya yok canım, ben merak ettiğimden değil. Yani Hızır dayı biliyorsun bu kaçıncı? Değil mi? Enişte. Haydi. Haydi. Buyurun abi. Reisim. Kim benden demişsin? Herkes rengini belli etmiş. Ben de edeyim istedim. Akşam valideleri enişte götürecek kız istemeye. Senden tarafım yani. Bana deme. Abime söyle, bana söyleme. Onunla konuş, ondan sonra yanıma git. Emredersin reisim. Zafer abi, şimdi durduk yere niye kendi ayağını sıkıyorsun? Yapacak değiliz herhalde Adnan'ım. Abi kardeş arasına girer miyim ben? Behzat abi. Bu Hızır Reisler bu eve yeni mi taşındı?
Daha çok çöktüler diyelim Hakan'cığım. Ünal Amerikalıların mallarına çöktü. Çakırbeyliler de Ünal'ın mallarına çöktü. Ev, ofis. Vallahi tuhaf bir aile bu bizim Dünürler. Ne açıdan abi? Ahbaplık etme Hakan. Yoluna bak sen. Akşam önemli bir toplantı var. Sen de geliyorsun Şahin'e. Sebep? Bir şey istemeye gideceğiz. Sen de yanımda ol. Kimden ne isteyeceğiz? Ya ne fark eder? Ne demek ne fark eder? Birinden canını mı isteyeceksin? Malını mı isteyeceksin? Yoksa belanı mı isteyeceksin? Ben bilmediğim yere gelmem. Belasını istedi. Ben istemedim. Şahin istedi demek için seni çağırayım. Siz ikiniz de geliyorsunuz. Ben gelirim Hızır. Açıkçası sabah duydum. Senin adına sevindim. Eyvallah kardeşim. Sen de yengeye haber ver. Akşam beraber gelin. Hele şunu doğru dürüst bir anlat. Yenge menge. Hızır Ali'ye kız mı isteyeceksiniz? Ali'ye sıra gelmez Şahin ağa. Boşuna bekleme. Ya kime? Ya bana. Bana kız isteyeceğiz de. Sana mı? Tövbe. Git elini yüzünü yıka. Bir abdest al. Hala mı uslanmadın? Zırım. Teneşirde inşallah, teneşirde. Ciddi mi bu? 40 yıllık arkadaşın. Tipinden anlamay mısın? Anlamıyorum. Ya tipimden anlamıyorsan bari halimden anla. Bir kere de sen bizim halimizden anla. Bu gidişte ne sokakta gezebilecek, ne memlekete gidebilecek. Yeter bu senin hatın. Ulan benden sonra sıra sizde. Söz. Bu sefer söz. Sen git o sözleri kadınlara ver reis. Biz yemiyoruz. Yemiyormuş. Çok da umurumdaydı. Siz ikiniz gelmiyorsunuz lan. Tufan. Ara yengeyi haber ver. Akşam hazırlık yapsınlar. Gidiyoruz. Olur Hızır. Arayayım. Arayayım da ne diyeyim? Hızır'a kız istemeye gidiyoruz de. Bu kaçıncı derse ne diyeyim? İşte ya bak gör benim kıymetimi bil de. Ben daha sana ne yapayım ya? Ha? Lan benim hanım zaten sana gıcık oluyor. 10 defa senin yanındaysam 9'unda diyelim ki ben yazıhanede çalışırım. Ya yemin ederim başka bir konuda ben hanıma bu kadar yalan söylemedim ya. Hele kimmiş, neymiş? Bana bir anlatın. Ona göre ben de gelip gelmeyeceğime karar vereyim. İbrahim Meftun'un kızı. Gelmesine gelmem de bu evden ölün çıkmasın diye geleyim bari. Sağ ol Şahin ağa, bak kötü gün dostusun. Bundan daha kötü bir günün olursa o gün de yanında olurum. Merak etme sen.
Müsaadenizle. Mutlu görünüyor. Ne dersin Şahin'a? 40 yıllık arkadaşım. Bildiğin poz kesiyor derim. Kanka ben seni hiç anlamadım ha. Şimdi dayım yeniden evleniyorum dese... Orhan babasını kesin vururdu. Niye ki? Ne demek niye Hazır Ali? Annen açıp sormayacak mı bu baban ne yapıyor diye? Babamı herkes tanır. Yani o bir şey yapmak isterse yapar. Babasını vururmuş. İşaretsiz daha oturup kalkamıyoruz. Nereye vuruyorsun? Ben sana demiştim. Babanla konuşurum demiştim. Bu kadar çabuk davet edileceğimi biliyor muydum? Vallahi ben de bilmiyordum. Hayriye Hanım evdekiler ne dedi? Ne desinler? Sevindiler. Peki herkes geliyor mu? Geliyoruz, geliyoruz. Kalabalık geliyoruz. Ben şimdi kapatıyorum. Bir sürü işim var, anca yetişirim, tamam? Ha, bu arada. Şimdi ben seni istemeye geleceğim ya. İstedikten sonra alır giderim. Ona göre. Hazırlığını ona göre yap. Delisin sen. Sevda, buyur Alacığım. Hızır'la konuştun mu? Hı hı. Hepsi gelecekler miymiş? Herkes geliyormuş Alacığım. Az önce konuştum Hızır'la. Tamam, peki. Ben zannediyorum ki yazın tatilde olanlar yüzünden Hızır Reis bize kızgın. O yüzden ne sana düğün yaptı ne de Alparslan'a düğün yaptı. Davul zurna bile yok. Öyle oldu bittiye getirdi. Paket etti bıraktı. Mevzu biz değilmişiz. Kendisi asıl 100 yılın düğününü kendine yapacak. 100 yıl düğün müğün değil olay. Olay abimin zaten geçen 100 yılın yarısını evlenerek geçirmesi. Ya masanın patronu Amerika'larda gezer. Tipi ağa dünya turuna çıkar. Hızır Reis evlenmeye karar verir. Bakın vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim sonumuz hiç iyi bir yere gitmiyor yani. Vallahi aynen öyle Behzat Reis. Eğer yakalansaydık az kalsın babamla Tufan Ağa'da şimdi cezaevindelerdi. Sen neredeydin Tekin? Babam benim bir kıymetim yok diye hani kendimi katmadım hesabı. Hayır senin kıymetin var. Sen benim gözümle çok kıymetlisin Tekin. Ula Alparslan. Buyurun Rüştü abi. Sen bu gizli işleri bilirsin. Bu amcanın ne çevireyim? De bize la. Abi gizli bir iş yok. Her şey gayet ortada. Açık açık evlenecek. Ula deli olacağım. Ha bu silahı yapan adam gider böyle intihar eder mi? Bu silahı yapan adamı nasılsa yaşatmazlar diye düşünüp kendi işimi kendim göreyim demiştir. Hepimiz reisi biliyoruz. İlyas, o zaman sana sorayım. Sor Rüşit. Anan beni yarın çağırır. Ha bu kız gelinim olmadan çek buranı derse. Ha. Ne cevap vereyim? Vurayım mı onu? Anama karşı mı geldiğim Rüşit ne diyeyim? Eğer çek vur dediyse vuracaksın.
Girme bu toplara Urşit. Vur dersek kendi kendini vur. En azından cenazeni kaldırırız. Doğru diyorsun. Alparslan. Beni soran olursa ben o eve gelmeyeyim. Soran olursa söylerim abi. Babam, yeri gelmişken bu silah ve mermilerden arabanın bağcına bir kasa atsak mı? At Tekin, at. Yemin ediyorum harika bir fikir, vallahi şeytanın aklına gelmez. Peki polis çevirdiğin zaman planın ne? Ne yapacaksın? Yani sezgilerime göre hareket ederim. Bana biri sağa dön, sola dön demedikten sonra ben sezgilerimde hiç yanılmam baba. Yani en iyi sen bilirsin. Lan normal silah senin neyine etmiyor? 4 kilometre menzili olan silahı ne yapacaksın? Kim vuracaksın lan sen? Al tabancanı, bin arabana. Yani aslında bir planım var benim ama... şimdi bu ortamda zevzeklik olur. Söyle. Yok, söyle bakalım. Neymiş planın? Tamam baba, sustum. Ben sana bir yer anlatırım Fesat Reis. Gelmeyecekler Feyyaz Ağa. Malum işler yoğun. Siparişleri yetiştiriyorlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Safa bulduk. Seni gördük, daha iyi olduk. Buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz Aile anneciğim. Gelmediğini söyle. Depoda olabilirler. Uyar. Hava giderken ablanmasın. Tamam baba. Adamlara söyle. Baskın bitince tırlar hızlıca gelsin. Silahları alıp gideceğiz. Tamam abi. Söyle Ahmet. Behram Ağa, babam diyor ki misafirler içinde İlyaslar yok. Bulunduğunuz yerde tedbirli olun. Ne demek yok? Şu dakika mı söylenir bu? Şu dakika öğrendik, söyledik ha. Gerisi senin bileceğin iş. Lan! Pekin! Ne oluyor lan?
Kaçtılar mı abi? Şoför öldü. Yanında biri daha var. Takip et. Taşınmışsınız Hayriye Hanım. Alıştınız mı bari yeni evinize? İnsanlar sevdikleriyle birlikte olduktan sonra üstünde bir dam olsun yeter. Ne önemi var Melike Hanım? Bütün sevdiklerinizi toplamışsınız evin içine diye duydum. Gelinlerle beraber. Ben ısrar ettim uşaklara. Bu yaştan sonra herkes kendi başının çaresini baksın diye. Ama gelinlerim kendi kızlarım gibi dur. Yanımdan başka yere gitmek istemediler. Böyle çok daha iyi oldu Hayriye Hatun. Böylece evde hep bir şenlik var. Ve sizin için de öyle herhalde. Öyle, öyle. En yakın zamanda ziyaretinize geleceğim inşallah. Gelinlerle de tanışalım. Her zaman bekleriz. Emine Hanım, toplantılardan aklında kaldığına göre kardeşiniz yurt dışına çıkmış. Herhalde keyfi yerinde. Hızır'ın dediğine göre pek dönmeyi düşünmüyormuş. Evet İbrahim Bey, benim kardeşim biraz başına buyruktur. Kafasına istimi alır başını gider. Ne zaman geleceği de belli olmaz. Tipi için de zor tabii. Her esintiye kapılıyor. Onun da işi zor. Şimdi siz de yalnız kaldınız Emine Hanım. Yalnızlık zor gelmiyor mu? Niye yalnız olayım canım? Benim kardeşim da çok. Dostum da. Yalnız doğduk, yalnız öleceğiz. Önemli olan dostlukları çoğaltmak. Akrabalık bağlarıyla düşmanlıkları ortadan kaldırmak. Mesela ben Hızır'ın kardeşi İlyas'la Haşmet'in bacısı Ömür'ün evlenmesine çok sevindim. İki birbirini tanımayan, tanımadığı için de hasım olan aile birbirini tanıdı, sevdi, hısım oldu. İşte bugün Hızır'ın mutlu gününde Haşmet burada oturuyor.
Doğru değil Şahin Bey. Hızır'da Haşmet'in en mutlu gününde yanında olur inşallah. O niyetli misin Haşmet? Ben zor adamım. Bu saatten sonra benim çilemi kim çeksin? Neden çeksin? Ne çilen varmış kardeşim çekilecek. Senin Behzat diye bir belan var. Onu da evlendirir kurtulursun. Ya genç adamsın bak keyfine ya. Vallahi Tufan ağa haklı. Zorluğa bakarsan dayıdan zoru yoktur ama. Ama enişte. Aması falan yok. İnsan ruh eşini buldu mu evlenmeli değil mi? Kızım, senin için hep yurt dışında yaşamış dedi Hızır Bağa. Buralara alışabilecek misin? Hayriye anneciğim. Ben yurt dışında okudum. Ama hep gittim geldim. Benim sevdiğim yer burası. Tüm sevdiklerim burada. Artık benim için dönmenin bir manası yok ki. Hayriye Hanım onu sormuyor Sevda. Oğlundan kaçanlar hep bir bir yurt dışına gidiyor ya. Oğlum zordur. Sen yapabilir misin diye soruyor. Hala. Sevda zordan kaçan biri değil. Öyle olsaydı bu evden kaçardı. Yani yurt dışından buraya gelmezdi. Malum, meftunlar da bizden kolay bir aile değil. Değil mi İbrahim Bey? Doğru söylüyorsunuzdur. Biz de zoruz, biz de. Sen Hızır Reis'in gayrimeşru oğluydun değil mi? Babamın gayrimeşru tek şeyi işidir. Ailesi ya da hayatı ne gizlidir ne de gayrimeşru. Ama senin bana bunu sormaktaki maksadın tam olarak neyse sen onu bana açık açık sor. Ki ben de sana bunun cevabını açık açık vereyim. Bülent bir maksatla sormadı Hızır Ali. Yanlış anlama. Hepimiz Hızır Reis'in ailesine ne kadar bağlı biri olduğunu biliyoruz. Bizimki biraz patavatsızca sen hangi yengedensin diye sordu, o kadar. Fark etmez, bizden neler bilir. Yani bizim kuzen Sevda sizin anneniz mi olacak? Eğer sizin kuzeniniz Sevda bize bir kardeş verecekse biz ona anne demesini de gayet iyi biliriz. Zaten biz bu yüzden böyle önümüze gelen herkese kardeş demiyoruz. Sizin planınız ne? Kendi soy isminizle bir halt yapamadınız. Kuzeniniz Çakır Beyli olunca üzerinden nam mı yapacaksınız? Sen ne diyorsun lan? Sen kimsin ki? Asıl sen kimsin lan?
Ahmet. Şu kardeşlerine söyle. Biz burada misafiriz. Ya edepli davransınlar. Ya da falan yok. Uzatmayın. Terbiyeli olun. Kusura bakma Hızır Ali. Ben anlamıyorum ya bu adamı. Vallahi anlamıyorum ya. Benim telefonlarımı açmamak nedir? He? Ya başımıza bir şey geldiyse, ya biz öldüysek? Ya İlyas, sen ölmüş olsan kimi nasıl arayacaksın yani? Vallahi ben de enişteyi arıyorum ama İlyas Reis, o da cevap vermiyor. Ben de Tufan'ı aradım, meşgule aldı. Bir de aradım, yine meşgule aldı. Daha da aramam artık. Belli ki amcam telefonlara baktırmıyor. Ya niye, niye? Belki başımıza bir şey geldi. Ki geldi. İlyas, şu anda abini aramanın bir manası yok. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Bunların amacı silahları almaktı. Bizi öldürmek değildi. Yoksa böyle eşeklemesine adam vurmaya mı gelinir? Biz de boşu boşuna aramıyoruz herhalde Hurşit. Bizim depoyu basmadılar mı? Demek ki bu adamlar bu silahların burada olduğunu biliyor. Yanlış mıyım? Değilim. Ben ne diyeceğim abime? Diyeceğim ki bu adamlar depoyu bastı. Biz bu silahları nereye götürelim? Kararını ver. Ne yapalım, ne edelim? Amca, ben o işi hallederim. Allah aşkına birader, sen halletme. Sonra kendi malımızı arayarak bulamıyoruz vallahi ya. Tekin, bizim boş depomuz var mı? Olmaz mı babam? Depodan bol ne var? İyi tamam, onlardan birine koyarız işte. Bitti gitti. Hayırdır İlyas, çaldırıp duruyorsun? Abi, müsait değildin herhalde. Değildim. Şimdi müsait misin peki? Müsaitim, müsaitim. Sevda ile beraberiz. Bak, o da sana merhaba demek istiyor. Merhaba İlyas. İlyas. Merhaba, merhaba. Keşke sen de bizimle olsaydın. Bir dahakine inşallah. Söyle İlyas. Heh, ne istiyorsun? Tebrik etmek için aramıştım abi de. Biz bu gece çok yorucu bir gece geçirdik. Yanında olamadık, kusurumuza bakma. Hani sen eve geçiyorsan ben de oraya geleyim, orada tebrik edeyim diyordum. Geçmeyeceğim. Yarın görüşürüz. Aman canım, neden kızıyorsun ki? Seni çok seviyor belli. Sever sever. Ben de onu çok severim. Ama bu gece değil. İlyas, sen bu adamla niye laf dalaşına giriyorsun? Edeceğin iki kelime. Depoyu bastılar. Yanında güvenmediğimiz bir ailenin tanımadığımız bir kızı vardı. Ne diyeyim? Kızın yanında depoyu bastılar mı diyeyim? Ya tamam, neyse ne. Belli ki bu gece uzun olacak. Tekin, Tefo'ya söyle çayı demlesin. Hala, evlenmesine sesimizi çıkarmadık. Büyüksünüz, nasıl olsa izin vermezsiniz dedik. Bir de üstüne Hızır'ın arabasına bindirip yollamak ne demek? Halan bir şeye izin vermişse muhakkak bir bildiği vardır. Bildiğin neyse bize de söyle hala. Laf söz olacak. Yarın dedikodusunu biz çekeceğiz. Yok yok. Ben şimdi onların nerede kutlama yaptığını öğreneceğim. Orada güzel bir mevzu çıkarttıracağım, siz merak etmeyin. Ya bir susun.
Benim bildiğim halam bunlara ne sevdayı verir ne de boşuna bir yere yollar. Güzel Ahmet'im benim. Aynen dediğin gibi. Ancak siz bu dönemde kimseyle hasım olmayın. Çakır beyliler artık bizim dünürümüz. Hala, Ahmet abimle Sevda için başka türlü konuşmuştuk. Bu iş böyle olmayacaktı. Halan daha bunamadı Bülent. Ne dediğimi, niye dediğimi unutmuş değilim. Sabret. Zamanını bekle. Babanız nerede? Amcamla. Çakır beylilerin depo adresini Behram'a kim verdi Feyyaz? Ben verdim abi. Başka kim verecek? Bana hiçbir şey söylemeden öyle mi? Ne deseydin Behram abi? Abinin katili biziz. Onun öldürülmesinden biz mi sorumluyuz deseydim? O kadar kişinin önüne çıkıp laf ettim. Çakır beyliler artık benim ailemdir dedim. Bu gece bunu tescil ettim. Ben bunları yaparken sen abine ihanet ettin ha? Kim kime ihanet etmiş? Feyyaz bunu yaparken senin haberin var mıydı? Ne hatlar karıştırdın yine? Abla. Kalk git oğlanları sakinleştir biraz. Kudurmuşlar. Beni de amcalarını da tartar olmuş. Saygısızlar. Peki abla. Kusura bakma Melike. Senin de günahını aldım. Feyyaz senin haberin olmadan bir iş yapamaz diye düşünmüştüm. Feyyaz yanlış bir iş yapmak için ne zaman benden izin almış İbrahim? Feyyaz ve oğullarını göndereceğim. Nereye? Uzaklara Melike. Çok uzaklara. Oldu da o zaman işlerle kim uğraşacak kardeşim? Artık Hızır var. Sevda ile evlenince bana yanlış yapamaz. Bu saatten sonra Feyyaz da yeğenlerim de ailemizi ancak felakete sürükler. Düşmanlık gidilecek zaman değil. Feyyaz ve yeğenlerimi tekrar toplayıp bir konuşayım mı? Yok, ben karar verdim. Caymam artık, bilirsin beni. Bilirim, bilirim. Ama bu işi usulünce yapmak lazım. Rezil olmamak için. Bir kahve yapayım, bunu etraflıca konuşalım. İyi olur. Abim bizi bitirecek biliyorsun değil mi? Buna müsaade etmem Feyyaz. Oturun, benden haber bekleyin. Sen içmiyor musun? Malum, bugün çok içtim. Bende çarpıntı yapıyor.
İyi ki varsın Melike. Senden başka hiç kimse beni anlamıyor. Biliyorsun ben iki kardeşimi de çok severim. Yeğenlerimi de. Ama senin yerin çok farklı. Sen olmasaydın ailemiz bugünlere gelemezdi. Bu ailenin bir namı, bir şanı varsa, bir gücü, bir kudreti varsa senin sayendedir. Açıkçası ben Sevda'yı Ahmet'e düşündüğün için Hızır'la evliliğine karşı çıkarsın diye düşünüyordum. Hiçbir yeğenimi diğerinden ayırt etmem, bilirsin. Ama erkekler yeğendir. Sevdaysa benim öz kızım gibi. O ne isterse o olur. O da zaten sana karşı çıkmaz. Bugüne kadar çıkmadı. Fakat bundan sonra değişecek. Nasıl? Neden öyle dedin? Her şeyin bir ömrü, bir miadı vardır. Bugüne kadar iyiydi. Seni hep güzel anacağım. Yorma kendini. Son nefesini rahat ver. Bugünlere getirdiğin ailemiz inan daha güçlü olacak. Her şey benim kontrolümde. Feyyaz. Başımız sağ olsun. Amcanızla vedalaşın. Babanızın elini öpün. Bundan sonra ailemizin reisi o. Beni utandırma Feyyaz. Baba, iyi misin? Birine bir şey mi oldu?
Gece depoyu basmışlar ama bir şey yok. Amcamlar halletmiş. Silahların değerini değiştirmişler. Hızır Ali belli ki birine bir şey olmuş. Sen mi söyleyeceksin, telefona bakıp öğreneyim? Sevda'nın babası İbrahim Bey kalp krizi geçirmiş. Ölmüş. Ben dışarıda bekliyorum baba. Hızır. Telefonunu açmışsın. Ben de açabilirim artık. Sevda. Ne oldu? Söylesene ne oldu Hızır? Dün gece baban rahatsızlanmış. Baban iyiydi. Babana bir şey olmadı de. Hazır. Bir şey söyle Hazır. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun Riyaz. Dostlar sağ olsun Hızır. Sağ ol. Konuşalım biraz. Dün bir şey yoktu. Nasıl oldu bu iş? Uykusunda kalp krizi geçirmiş. Yani tek tesellimiz acısız, sızısız gitmiş olması. Tabii ki bu bir teselli de benim bildiğim bir kalp sorunu falan yoktu. Ecel işte Hızır, ecel gelince
bitti. Ama yorulmuştu. Son zamanlarda abim de kalbi de yorulmuştu. Allah rahmet eylesin. Güzel adamdı. Öyleydi, öyleydi. Zaten artık bütün işleri bana devretmişti. Biliyorsun, insanlar ihtiyarladıkça duygusallaşırlar. Artık bu evin reisi sensin diyordu. Ama son nefesine kadar lafının üzerine laf söylemedi. İyi yapmışsın. Bir kardeşe yakışan da budur. Ama ölen de ölünmüyor. Hayat bir şekilde devam ediyor. Belki yeri zamanı değil ama sana bir şey söylemek istiyorum. Bak, abim sevda konusunda sana evet demiş olabilir ama ben henüz bu durumu onaylamıyorum. Yani sen bizim damadımız olacak mısın? Olmayacak mısın? Bu benim için uzun bir süreç olacak. Ha? Sen bu işi kabullenirsin ya da kabullenmezsin. O senin bileceğin iş. Ama sevdanın kabulleneceği acı bir süreç olacak. Yani demem o ki, yasımız var. Bir daha bu eve habersiz gelme. Ben buraya habersiz gelmedim. Ev sahibesini getirdim. Seninle baş sağlığı için karşılıklı oturuyorum, yoksa başka türlü otururdum. Dün depom basılmış. Bütün ailem burada diye yanlış hesap yapılmış. O depoyu basanlar kim? Ve kimden bilgi almışlar diye sorardım. Başkalarıyla başlattığın savaşı benimle sürdürmeye kalkarsan bu işten sen zararlı çıkarsın. Damat. Ticarette zarar ederim. Ama savaşırken zarar veririm. Şimdi acın var. Zamanla beni tanırsın Feyyaz. İki tür insana zarar vermem. Dediklerinden ötürü. Bir acısı olanı. İki, aklı başında olmayanı. Acın geçsin. Sonra konuşuruz Feyyaz'ım.